Merhabalar. Bugün Sarıolan ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeyiz ve böğürtlen tarlasındayız. Çiftlikte ilk defa bir böğürtlen tarlasına geldik. Yanımızda böğürtlen ekip yetiştiren Bekir Akçan var, çiftçimiz. Bekir Akçan'dan bu böğürtlenle ilgili bilgi almak istiyoruz. Hoş geldiniz Bekir Bey. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sağ olun. Sizi sormalı. Teşekkür ederiz. Bu böğürtlen fikri nereden geldi Bekir Bey? Böğürtlen fikri 2007'de Evet. yurt dışından gelince ben bir tane fuardan aldım, tarım fuarından. Kayseri'den. Kayseri'de. Evet. Bahçeme diktim. Soğukta neydi hiç etkilenmedi, bilmem ne etmedi. Baktım çok da güzel. Evet. Çok da veriyor. Ben bunu çuvaldayım dedim. Çuva attım. Evet. Böylece. Peki bunu ekerken düşündünüz mü? Hani bunu ekeceğim ama sonuçta ürettiğim ürünü kime vereceğim? Elimde kalır mı, kalmaz mı? Zarar eder miyim, etmez miyim? Vallahi hiç onu düşünmedim. Evet. Çünkü kalacak bir şey değil. Yani elde kalacak bir şey değil. İşte yapılan maliyeti karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Bunlar hesap yaptınız mı? Hiçbir şey yapmadım. Evet. Ben kafaya koyduğum şeyi yaparım. Ben kafaya koydum yani bunu yaptım. Anladım. Burada şu anda kaç dönüm var, yer var? Bir de ne kadar fide var? Ne kadar bir harcama yaptınız? 10 dönüm yeri var. Evet. 2000 ağaç var. Evet. 2000 ağaç var. Artı telini aldım, çevirecek Evet. telini aldım, direğini aldım. Yani bir 40 bin lira ne bir masraf. 10 dönümüne 40 bin TL harcama yapıyorsunuz. Fidanı kendim yetiştirdiğim halde diğer şeylerine 40 bin lira bir masraf ettim. Peki bu çıkan ürünü tahminen şu anda bir görüşme yaptınız mı? Kim alacak? Tahminen Gülsen alacak. Gülsen'le anlaştık sağ olsunlar. Gülsan meyve suları ve Meysu meyve suları değil mi onlar? Evet. Onlar reçel ve meyve suyu mu yapıyor? Bilmiyorum. Herhalde Evet. donduracaklar, reçel yapacaklar. Bilmiyorum. Anladım. Bu beklediğiniz fiyatı alıyorlar mı? Bu sene nasıl olursa bu sene artık dediğim rakamda değil de Evet. seneye inşallah iyi olur. Ne kadar alacaklar? Tahminim benim burada bir ton civarında Bir ton var. bir ton Fiyatını ne kadar alıyorlar? demeyeyim onu. Görüşmediniz. Tamam. Peki bunları tavsiye ediyor musunuz siz de diğer çiftçilere? Tavsiye etmedi diye diğer çiftçiler, diğerleri benden dalga geçiyor. Kuşburnu yetiştiriyor diye. Öyle mi? Niye? İç Anadolu'da ilk defa ben bunu yapıyorum. İç Anadolu'da ilk. He, Evet. ilk bu. Benden başka yok yani. Anladım. Bunun esas rakibi bu Bursa. İleride Bursa'ya rakip olur mu sizce? İnşallah. Evet. Bursa'nınkinden geçecek inşallah. Bu su ihtiyacını karşılayabiliyor mu burası? Karşı alıyor. Evet. Şurada barajdan alıyoruz. Evet. Damlama sulama. Haftada bir suluyorum. 3 saat. Evet. Şimdi bu kaç ton çıkar dediniz buradan? Bir ton, bir tonun Bir az ton olsun. çıkar. Tahminim bu Yani benim. alımlar normalde piyasa değeri 6,5 TL falan. O zaman bir sezonki maliyet Bu çıkarır. başlangıç. Bu Başlangıç. ikinci senesi bu. Evet. Bu başlangıç. Seneye bu bir 3, 4, 5 kat olacak. Ha, He, büyüteceksiniz. yo, artacak. Artacak. He. Fideyi nereden tedarik ediyorsunuz? Fideyi kendim yetiştiriyorum. Normal şeyden tohum olarak mı alıyorsunuz? Hayır. Üzüm gibi çubuk, Ha, çeltik. yetiştiriyorsunuz. Peki bu tavsiye ediyor musunuz siz de bu çiftçilere? Tavsiye ederim tabii. Şimdi ben Günsan'a ben götüreceğim. Burada 5-10 kişi olsa Günsan buraya gelip alacak. Evet. Onlar alım garantisi veriyorlar. Tabii. Anladım. Peki hayırlı olsun diyelim. Başarılar Sağ olun. dileriz. Bir de beni destekleyen Sarılan Kaymakamıma çok teşekkürler derim. Evet. İlçe Kaymakamlığı tarıma. destekliyor mu ilçe tarım? O Neler çok müthiş nasıl destekliyor. destek veriyorlar? Valla desteği çok güzel. Evet, ilgileniyorlar. Çok ilgileniyor. İki sefer geldi buraya. Sevgili, evet. Tamam. İlçe tarım, tarım il müdürlüğü hepsi çok iyi ilgileniyor. Bu tarım teşviklerinden yararlanamıyorsun şu anda değil mi? Ama ileride yararlanma Düşünür imkanı olur. ileride. Peki söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Tavsiye ederim işte Tamam. millete. 5-10 daha 5 kişi daha yapsın. Alıcı ayağımıza gelsin isterim. Anladım. Ben yardımcı olurum. Tamam. Peki şu anda elimizde hazır böğürtlenler var. Güzel yetiştirmiş Bekir Usta. Kendisini cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz. İnşallah daha da büyütür. Yeni çiftçilerimize örnek olur. Burada programı sona eriyor. Teşekkür ederiz.